Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli gönül daşlarım, bizleri her kim nerede ve ne şekilde izliyorsa Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun. Değerli polislerimize, değerli askerlerimize, değerli özel güvenliklerimize, bizleri araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde izleyen tüm değerli gönül daşlarıma, TV 2000'e, İrşat Sohbetleri programına hoş geldiniz diyorum. Ülkemizde kurban arefesinde, arefe gününde yeniden sizlerle beraber olmanın, yeniden sizlerle beraber burada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün arefe, yarın bayram. Bugün sizlerle beraberiz, yarın da beraberiz inşallah. Bugün güzel bir gün, bugün muhteşem bir gün, bugün ideal bir gün, bugün çok güzel bir gün. Bugün arefe, bayrama kavuşabilmenin ramak kaldığı an. Bugün arefe, bütün insanların bayram heyecanıyla yanıp tutuştuğu, bayram heyecanıyla muhabbet ettiği, bayram heyecanıyla birbiriyle kucaklaşmaya ramak kaldığı gün. Bugün arefe. Arefeniz mübarek olsun. Arefeniz kutlu olsun. Arefeniz her zamankinden daha güzel geçmesi temennisiyle diyorum. Bugün Allah'ım nasip ederse eğer kurbanı anlatacağız. Günün anlam ve önemine binaen Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'le denenmesini, imtihan edilmesini, imtihanının ne kadar ağır, çetin, zor olduğunu ortaya koyacağız. Allah Azze ve Celle nasip ederse eğer, bugün kurbanın insanlar üzerine vacip oluşunu anlatacağız. Bugün kurbanın, o güzelim hayvanların bizler için nasıl birer umut vesilesi olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bugün sizlere kurbanın nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Bugün sizlere burada TV 2000 ekranlarında İrşat Sohbetleri programında kurban aşkını anlatacağım. Allah'ım nasip ederse eğer, öyle sert konuşmayacağız. Öyle sizleri sıkacak bir konuyu anlatmayacağım. Hazreti İbrahim'in kıssasını, ardından da Hazreti İsmail'in kıssasını anlatacağım. Sizlere kurbanın önemini anlatmak için bu kıssayı anlatıyorum. Bu kıssa vahyin kalbinde, Kur'an'da geçiyor. Bu kıssa Allah Azze ve Celle'nin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu kıssa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, benim dedem İbrahim dediği, her zaman örnek verdiği millete İbrahim Hanife, bütün dinlerin babası, Hanif dini olan, o dinin kurucusu olan Hazreti İbrahim'in dinini ortaya koyduğunu anlatacağım sizlere. Bugün Allah'ım nasip ederse eğer, bugün TV 2000 ekranlarında İnşallah yapılmayanı yapmaya, kimsenin cesaret edemediği konulara girmeye, sizlerle beraber olmaya, muhteşemlik bir hayatı devam ettirmeye çalışacağız. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Özkan Bey, başlayalım mı? Ne dersiniz?
bu mübarek Arefe gününde değerli gönül daşlarımla hasbihal etmeye, vaazımızı ortaya koymaya başlayalım mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız değerli dostlar? Bu davanın Yılmaz bekçileri olmaya var mıyız? Bu davaya gönül vermeye, bu davaya hizmet etmeye var mıyız? Bu davanın her zaman her halükarda iyi bir Müslüman olarak yaşamaya var mıyız? Bu davanın her zaman Yılmaz bir şekilde savunucular olmaya var mıyız? Gelin bu davayı, yani İslam dinini kalbimize sokuverelim. Gelin bu davayı, yani İslam dinini en ileriye götürmeye çalışanlardan olalım diyorum değerli kardeşlerim. Bakınız, kurban önemli. Onun için ne yapacağız? Birazdan ekranlarınıza göreceksiniz. Bizlere mesajlarınızı oralardan gönderebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bugün Arefe çünkü. Birçok insan kurban alıyor veya aldı veya alacak. Dikkat edilmesi gerekenleri de programımızın ikinci saatinde ne yapacağım? Sorular dahilinde cevaplamaya çalışacağım. Böyle Arefe gününde, böyle güzel bir günde, herkesin evinde oturduğu bir günde, herkesin istirahat ettiği bir günde biz görev başındayız. Biz görevimizi hakkıyla ifa edebilmenin yolunu arayanlardanız. Mutluyuz, mesutuz, bahtiyarız değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi değerli konuğuma bir merhaba diyelim. Arkasından programımıza başlamış olacağız. Halit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bana soruyorlar Halit abi kimdir? Ben de diyorum 3 aydır yan yanayız. Adamı tanıyamadıysanız bu saatten sonra tanımanıza gerek yok. Halit abi birkaç kelimeyle kendisi anlatsın Halit abi. İnşallah. Veya ben takdim edeyim hangisini istersen. Fark etmez bizim için. Halit Ünal 50 yaşlarında ilahi sanatçısıdır. Bugüne kadar 3-4 tane albümü vardır. Radyolarda, televizyonlarda ne yapmıştır? Programlar yapmıştır. İlahiler söylemiştir. Türkiye'nin değişik illerinde konserlere, açılışlara gitmiştir. Son 3 aydır da burada benimle beraber program yapmaktadır. TV 2000 dışında şu an hiçbir yerde programı yok zannedersem. Buradadır sadece kendisi. Asıl mesleği nedir? Para kazandığı meslek nedir? Kimseye eyvallah olmadan, yalan söylemeden, haram yemeden, özellikle söylüyorum, haram yemeden yaptığı meslek nedir? İstanbul'da halk otobüsünün şoförüdür kendisi. Bütün insanlarla beraber olmayı çok sever. Neden? Yalan söylemeden, üçkağıtçılık yapmadan, kimseyle sıkıntı vermeden, hiç kimseye dert tasa vermeden çalışan, kendini bu şekilde ortaya koyan, kendiyle barışık bir abimizdir. Dedik ya her zaman, albümleri olan, o güzel sesiyle sizlere, sizlerin istediklerini ortaya koyan değerli bir abimizdir. Biz böyle görüyoruz, kendisi bizden yaşça büyük. Burada programlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ne dersin abi, anlatabildim mi? Allah razı olsun. Tabii güzel anlattınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Eyvallah abi. Bugün abi Arefe. Evet. Bizim alimlerimiz, ceddimiz, atamız, dedemiz, özellikle Osmanlı'da Arefe günlerinde güzel abim. Evet. Böyle her sokağın başına, her mahallenin başına, o zamanlar tabii şimdiki gibi kanalizasyon sistemi veya İşte su sistemi her evde yok. Evet. Tulumba. Hı hı. Ne diyorlar? Emme basma tulumbalar var ya, evet, meşhur. Tulumba şakır gibi. Şakır. Evet. Basarsınız çıkar. Manueldir. Motor yok. Abi Arefe günleri güzel abim. Arefe'de
her sokağın başına, her mahallenin başına böyle 11-12 yaşlarında, 13 yaşlarında bir çocuk koyarlarmış. Gül suyu, yanına şekerleme. O gün herkese, mahallede kim varsa, evet, yaşlısı, genci, zengini, fakiri. Özkan Bey sen de hiç aldın mı? Yetiştin mi buna? Ben çocukken yetiştim. Ben Fatih'te büyüdüm. Evet. Bizim Özkan da yetişmiş. Ben Fatih'te büyüdüm abi. Fatih Çarşambalıyımdır. Orijinal. İstanbul. Fatih Çarşambalıyımdır. Dolayısıyla Fatih Çarşamba'da ben büyüdüğüm için oranın eski hali 1985, 86, 87, 88'li dönemlerde, ben 77'liyim. Böyle 10 yaşlarındayken, 9 yaşlarındayken ne yapıyorlardı değerli kardeşlerim? Arefe günlerinde, yani böyle vaazımı vereceğim ama bir hasbihal edelim birkaç kelam. Öyle değil mi Halit abi? Şimdi dolayısıyla hasbihal ederken de bunları da, eskiyi de yad etmek lazım. Hep böyle kötü hoca imajından çıkarak insanlara yol gösteren, her şeyle ilgilenen bir hoca imajına bürünmek lazım artık. Değerli Diyanet İşleri Başkanımız bunu bizlere öğütlemektedir. Büyüğümüz olarak, hocamız olarak. Abi orada Halit abi, sen de benden yaşlı olduğu için daha iyi hatırlarsın. Evet. Böyle sokağın başına koyarlardı. Evet. Hatta bazı zengin semtlerde, mesela bizim dönemimizin Fatih'i, ben için İstanbul Fatih ilçesini söylüyorum. Fatih ilçesinin en zengin semti Fevzi Paşa Caddesi'ydi. Evet. Caddede de bazı zenginler oturur. Bayram günü değil, Arefe günü böyle. Oradaki giden insanlara ne yaparlardı? Fakire, işte çocuklara, yetime böyle küçük paralar verirlerdi. Biz de çocuğuz ya. Hemen mahalledeki o gül suyunu almıyorduk, şekeri de almıyorduk. Bize de üçkağıtçılık var çocuk olarak. Böyle koşturuyorduk, oradan para alıyorduk. Parayı, çünkü yetişmemiz lazım, biterse diyorduk. Çocukla, arkadaşlarımla beraber. Parayı alıp gelip cebimize koyuyorduk, ondan sonra bir de oradan şeker alıyorduk. Öyle yaparlardı. Arefe günleri özellikle, ben yetiştim şahsen. 85, 86, 87 böyle o civarlarda ben denk geldim Fatih'te. Ondan sonra kalktı artık, şu anda yok. Yok. Böyle bir şey görmüyoruz. Evet. Göremedik daha doğrusu. İnşallah iyi olur diyelim. İnşallah. Güzel olur. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunları yaşarız diyelim. Ne dersin Halit abi? İnşallah Allah izin verir de, inşallah ümmeti Muhammed böyle akıllı olursa, ferasetli olursa, hani Müslümanlar uyanık olması lazım. Tabii eski özümüze dönmemiz lazım. Biz şimdi Avrupalaşmadan ziyade gerçekten de ecdadımızı canlandırmamız lazım. Ecdadımızın yolundan gitmemiz, eyvallah, lazım. Eyvallah abi. İlahini alalım senin biz inşallah. Alalım abi. Alalım inşallah abi. Çünkü epey de zaman geçti. İlahisini, evet, alalım. Özkan Bey, ilahiyi gönder gelsin. Hadi abi o ilahisini bir söylesin. Arkasından programımıza başlayalım. Hay Allah. Yine seni bekliyor Ebu Bekir.
güzel hasretinle yandı tutuştu. Melekler ismini semaya yazdı. Veysel hasretinle yandı tutuştu. Dağlar taşlar dinle geldim konuştu. Seni öyle bekledim ki ey Resulullah. Dağlar taşlar dinle geldim konuştu. Seni öyle bekledim ki ey sağlık. Eyvallah. Allah yüreğine razı olsun. Sağlık. Teşekkür ediyorum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bu ilahilerinde her zaman bizlere hatırlatıyorsun. Senden Allah evet, razı olsun. Allah razı olsun. Bizlere hatırlattığı için, bizlere Resul aşkını ortaya koyduğu için gün be gün, an be an Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı severek, sayarak, onun yolundan giderek hayatı ortaya koymanın gerekliliğini hatırlattığı için Halid abiye şahsım adına teşekkür ediyorum. Buyur abi. Allah razı olsun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, ne demek? Çok sevdiğim bir kardeşim Vahit Şahin'in annesi vefat etti dün. Allah buradan rahmet eylesin. Şahin ailesine başsağlığı dileyeceğim sadece. Buyurun. Bursa'dan Necati kardeşim bizi izliyormuş. Allah yolunu açık eylesin. Sinoplulara da selam olsun diyeceğim. Bugünler belki bir daha gelmeyebilir hocam. Hani varız, belki de yok olacağız. Bu Allah'ın emridir, bellidir. Şüphesiz. Ama ne zaman nerede olacağımızı bilmiyoruz. Allah Teala imanlı ölümler nasip eylesin. Amin. Cümlemize Allah cümlemize razı olsun, cümlemize nasip-i müyesser i̇şte, eylesin. Hani yarın bayram mesela, kim bayrama çıkıyor, kim çıkamıyor işte. İnsanlar abi, bir kafasını ayet-i kerime var biliyorsun. Yani, onun için ben her zaman burada söylüyorum. Hazreti Allah'la biz hiçbir zaman pazarlık yapma lüksüne sahip değiliz. Değiliz. Hani senin sözün var ya, şöyle kafanızı iki elinizin araya alın da bir düşünün sözü var ya. Gerçekten evet, bu çok mühim yani. O açıdan önemli. Kimin nerede ne şekilde vefat edeceğini hiç kimse bilmiyor. Evet. Evet. Hiç kimse bilmiyor. Ben dahil. Sanmayın bak, baştan söylüyorum. Peygamberler, bizim peygamberimiz, sahabe, dört büyük halife, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti, bunlarda yaşamış tüm İslam toplumları içerisindeki peygamberler, peygamberimiz, sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in, şu anda yaşayan şeyhler, hani geçen abi tarikatla ilgili bir soru evet, sordunuz evet, ya dedim ya. Hı hı. Hiçbir şeyh, hiç kimsenin ne zaman, hiçbir müridinin ne zaman öleceğini bilemez. Evet.
Veya onun ne yaptığını bilemez çünkü gaybı yalnız Allah bilir. Tabii. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Konuyla ilgili olduğu için söylüyorum. Feiza es'auzu billahi feiza ca'a eceluhum eceluhum. İki tane e var orada, dikkat edin. Feiza ca'a eceluhum la yesahirun sa'atan ve la yastakdimun. Ecel geldiği zaman, ölüm anı, yani geldiği zaman ne bir saniye ileriye ne bir saniye geriye gider. Bitmiştir artık o iş. Bitmiştir. Evet. Bakınız biz burada sizlere ne yapıyoruz? Program yapıyoruz. Nerede? TV 2000 ekranlarında canlı olarak yapıyoruz. Biz bu saati abi ileriye veya geriye alabilir miyiz? Alabiliriz. Alabiliriz. Niye? Kul yapısı çünkü. Olabilir. 10.30'da başlayacağımıza 10.40'da başlarız. Yani. Veya Allah Azze ve Celle bizlere bir mani keder verir. Bugün yapamayız. Evet. Elektrikler gider, yapamayız. Ama ecel geldiği anda, deprem de olsa, elektrikler de kesik olsa veya dünyanın en bahtiyar günü olsa da öleceksin, ölür. Bitti. Evet. Bitti. Mesela abi binlerce, yüz binlerce bayramın birinci günü kurban kesiliyor değil mi? Evet. Onların işte kaderleri o gün. Kurbandan sonra niye kurban olmuyor abi? Kaderleri o gün çünkü onların. Kaderleri o gün değerli dostlar. Bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü. Kaderleri o gün o kurbanların. Ya senenin başka bir günü niye olmuyor? Biz niye hacca illa kurban bayramı arefesinde farz olan vakfe, vakfe demek durmak demek, beklemek. Niye Arafat'ta olmamız gerekiyor? Umre'ye gittiğimiz zaman niye hacı sayılmıyoruz biz? İşte bundan dolayı. Vakti anı varsa o vakti geldiğinde onu yapmak zorundasın. Yoksa bir şeye yaramıyor. Tanışma abi. Evet. Onun için ne yapacağız? Vaktinde, saatinde yapacağız. Evet. Özkan Bey kısaca ben bir anlatayım değil mi? Bu kurban olayını kısaca ben bir anlatayım. Olmadı ikinci saatte de devam ederiz anlatmaya. Şöyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Allah'ım, kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamını erdir. Bugün bunları okumamın sebebi şu. Bayrama giriyoruz. İnsanlarımız en güzel elbiseleriyle, en muhteşem güzellikleriyle, en ideal durumlarıyla ortaya çıkıyorlar.
Dolayısıyla ne olmuş oluyor değerli dostlar burada? Ne olmuş oluyor? İnsanlarımıza, aldığımız kurbanlarımıza nazar değiyor, nazar. Nazar değerli dostlar. Nazar değdiği için de insanımızın tabiri caizse bayramı, o günkü bayramı, yani bu bayramda diyelim nazar değdi size, bayramınız adeta helak oluyor. Bayramınız adeta yok olup gidiyor. Bayramınız adeta, bayramımız diyelim, şahsımı da ortaya koyayım. Bayramımız adeta buralarda kötü bir bayram geçirerek, bu ne kadar kötü bir bayramdı diyoruz. Halbuki bayramların tamamı güzeldir, kötüleştiren insanlardır. Ondan dolayı bu bir nazar ayetini, iki Felak ve Nas surelerini muhafazeteyn, yani koruyucu sureleri, üç Kur'an-ı Kerim'deki en büyük dua suresi olan Fatiha'yı okumak lazım. Bu üçünü muhakkak her gün okumak lazım. Ben bunu ara ara böyle programlarımda okuyorum ki sizler de bir gelenek haline getirin, bunları okuyun. Yani insan bunu gelenek haline getirse, günde bir sefer bunları okursa onu korur. Koruma altına girer Allah Azze ve Celle tarafından. Onun için de ben size diyorum ki ne olur? Kendinizi koruma altına alın. Almak için de ne yapın? Bunları okuyun. Bunu böylece ortaya koyduk. Şimdi kurbana gelelim değerli dostlar. Öncelikli olarak kurbana gelelim. Kurbanı bir anlatayım. Kurbanın bir hikayesini anlatayım. Daha sonra da kurban bütün müminlere ne için vacip olduğunu ortaya koyalım. Farz değil de ne için vacip olduğunu ortaya koyalım. Vacip ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı dönemde hicretin ikinci yılından itibaren, yani Medine'ye hicret ediyor. Bu sene diyelim hicret etti. Gelecek seneden itibaren vefatına kadar kurbanını kesiyor değerli dostlar. Vefatına kadar kurbanını kesiyor. Hiç sektirmiyor. Kurbanını kesiyor. Bu çok önemli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğudur. Ayetleri de vereceğim ben size. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bazı profesörler, alimler diyorlar ki bu Mekke'de inmiştir bu ayet. Ondan dolayı Medine'de uygulaması vardır. Ondan dolayı farz değildir. Değil. Bazen müfessirler, ben tefsirci değilim. Ama az buçuk bir mürekkep yalamışlığımız olduğu için diyorum. Bazen bazı sureler, ayetler Mekke'de inmiştir. Uygulaması Medine'de başlamıştır. Bazıları ise Medine'de inmiştir ama daha önceden uygulaması Mekke'de vardır. Şimdi bu da aynıdır. Mekki ayetlerdendir. Nerede bu? Hani ya hepimizin okuduğu en kısa surelerden bir tanesi olan Kevser suresi. İnne adayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvele biter. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu ayetten kurbanın olduğunu, kurbanın Allah için kesilmesi gerektiğini, kurbanın insanın, Müslümanın hayatında olmazsa olmazı olduğunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir zaman sektirmedi, kestiğini bunu ortaya koyar değerli dostlar. Mekki ayetler olmasına rağmen Medine'de uygulaması bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılmıştır. Farz diyemiyoruz ama nedir? Vaciptir. Şafilere göre sünnet-i müekket, yani kuvvetli sünnet, yapılması gereken bir sünnettir. Ortaya koyulması gereken bir sünnettir. Hanefilere göre, ben bir Hanefi olarak, Hanefilere göre nedir? Kurban vacip olan bir ibadettir. Onun için de bunu yapmamız gereklidir. Onu baştan söyleyelim. Kurban ne kadar sürede kesilmelidir? Hanefilere göre nedir kurban? Bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, ikindi namazından sonraya kadar, yani akşama kadar kesilebilir. Ama Şafiilere göre ise dördüncü gün akşamına kadar kesilir. Neden Şafii öyle diyor?
Hani ya teşrik tekbirleri alıyoruz ya. Bugün başladı. Biliyorsun sabah namazında başlar. Dördüncü günü akşamına kadar devam eder. Teşrik tekbirleri nedir? Allah Azze ve Celle'yi, birliğini, varlığını ortaya koyan, tek olduğunu, hay olduğunu, kayyum olduğunu, hiç kimsenin ona ulaşamayacağını, diri olduğunu, herkesi gördüğünü, gözetlediğini ve koşulsuz bir şekilde dünyada ne varsa, canlı adına, nesne adına ne varsa bunların sahibi olduğunu ortaya koyan nedir? Sözlerdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah Azze ve Celle'ye sonunda ne yapıyoruz? Hamd ediyoruz. Evet. Her şeyin sahibi sensin. Sana hamd olsun diyoruz. Bizlere verdiğin nimetler için. Arefe günü bugün başlar. Dördüncü günü kadar biter. Dördüncü günü akşamı da biter. Onun için de Şafilere göre de dördüncü günü ikindi namazdan sonraya kadar daha bir kurban kesilir. Onu da ortaya koymuş olalım. Hanefiler üçüncü günü bırakıyorlar. Şafiler dördüncü günü. Diyelim ki benim param yok. Yok gelmedi. Bayramın birinci günü gelmedi alamadım. İkinci günü gelmedi alamadım. Üçüncü günü gelmedi alamadım. Dördüncü günü öğlende geldi param. Ne yani ben kesmeyecek miyim şimdi? Keseceğim tabii ki. Zaten abi ülkemizin geneli bizi kameraman kardeşim genelden bir al. Halit abiyle çünkü bazı konuları ne yapıyoruz? Hasbihal ediyoruz. Ondan dolayı ona da bir sürü sorular yazdırmışlar. O da o arada cevap verecektir illaki. Bugün vaaz vermiyoruz değerli dostlar. Yoksa vaaz versek ben veririm sıkıntı yok. Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in kıssasını anlatırız. Vaazımızı ortaya koyarız. Ama önemli olan insanlarımıza bilgi vermektir. O açıdan böyle yapıyorum. Yoksa o kıssa da önümde ha. Beynimde. Sıkıntı yok anlatırım. İkinci saatte de anlatırım. Şimdi abi kurban Müslümanlar için, müminler için en önemli ibadetlerdendir. Onun için de ne yapmak gereklidir? Bu kurbanı ortaya koymak gereklidir. Nasıl koymamız gerektiği, nasıl yapmamız gerektiğini zaten anlatıyoruz. Ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi kurban ne yaptık? Bayramın birinci günü sabah namazından sonra kesime başlanır. Bayram namazından sonra başlanır. Üçüncü günü ikindi vaktine kadar Hanefi mezhebine mensup olanlar keserler. Şafii mezhebine mensup olanlar ise dördüncü günü ikinden sonraya kadar kesebilirler. Zaten ülkemizde genel itibariyle birinci gün genelde %90 oranında kesilmiş oluyor. İkinci güne çok az kalıyor. Onun için ülkede bununla ilgili bir sorun olmadığı için uzatmanın bir gereği yoktur. Şimdi kurbandaki en önemli mevzu, bakınız özellikle söylüyorum. Kurbandaki en önemli mevzu şu. Hayvana eziyet vermeyeceğiz değerli dostlar. Hayvana eziyet vermeyeceğiz. Şimdi senin soruların içerisinde de gördüm. Şunu sormuşlar. Orada yazıyor abi. Görüyorum. Halit abiye lütfen hocama sorar mısınız? Elektroşoku versek de hayvana böyle yarı baygın bir hale gelse de ondan sonra boğazını kesip kurban olur ortaya mu? Koysak kurban olur mu? Veya elektroşokla öldürsek de ondan kurban olur mu diye soruyorlar. Bakınız değerli dostlar. Birazdan sorulara geçince ben anlatmaya başlayacağım bunları. Evet. Elektroşok dinimizde kurbanın kurban olabilmesi için damarlarının kesilerek, boğazındaki damarların kesilerek kanın boşalmasıyla ortaya koyulan, tıbben de önerilen en önemli mevzudur. Başka türlü olmuyor. Yani dinimizde kurban sayılabilmesi için muhakkak bıçakla kesilebilmesi ve damarlarının kesilmesi, damarları kesildikten sonra da kanın boşalmasıyla ortaya koyulan en önemli mevzudur. Şimdi bazı kendini bilmez densizler diyorlar ki bu Müslümanlar kandan hoşlanıyor. Yok öyle bir şey. Ben kandan hoşlanmıyorum. Ben hoşlanmıyorum öyle bir şey yok. Kandan nefret ediyorum ama ne var? Dinimiz bunu bu şekilde ortaya koymuştur. Yani hiçbir profesör,
Hiçbir Avrupalı, hiçbir Müslüman Allah Azze ve Celle'den daha iyi bilemez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha iyi bilemez. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun uygulamasını böyle koymuştur. Niye? Ven har. Kes diyor, kes. Ona bakarsanız eğer, yani elektroşokla işte hayvana vererek öldürme anlamında olsaydı ne olurdu? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde kes demezdi, ver har demez, öldürün derdi. Bir tane kurşun kafasına sıkardı, ölür giderdi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunu kesme olarak, bıçakla kesme olarak ortaya koyduysa nedir? Allah Azze ve Celle bunu kes olarak ortaya koyuyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bizzat kendisi bıçakla kesiyorsa, bunun bu şekilde yapılması, uygulaması bu şekildedir. Bunu başka türlü çeviremeyiz. Başka türlü ortaya koyamayız değerli dostlar. Onun için de diyorum ki, elektroşok vermek dinen doğru değildir. Elektroşokla öldürmek, o mundar olur, kurban olmaz, yiyemezsiniz. Kurban yerine geçmişse etini yer misiniz? Yersiniz ayrı. O ayrı bir konu. Yenilip yenilmeyeceği ayrı bir konu. Onu oturur konuşuruz, tartışırız, ortaya koyarız ayrı. Ama elektroşokla öldürerek ne yapamayız? Kurban yerine geçiremeyiz onu. He şunu yapabiliriz bakın. Şu anda belediyelerimizde uygulanıyor o. Değerli belediye başkanlarımız hijyen şartlarına dikkat etmeye çalışıyorlar. Bundan artık bir 10 sene öncesi, 20 sene öncesi öyle çayırlarda, bayırlarda, pisliğin içerisinde, çadırların içerisinde artık kurbanlar kesilmiyor. Ondan dolayı belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Her geçen dakika yeni yeni şeyler ortaya koyuyorlar. Bir de şu var abi, yani böyle sorunların olmasının sebebi bir güne yığıldığı için böyle oluyor. Evet. Normalde diyelim 3 güne bölünmüş hiçbir sorun olmayacak. Yani. Ama bir gün herkes diyor ki ben keseyim, ben keseyim, ben keseyim. E baba ikinci gün kesin olur sanki yani. Ama yok. İlla birinci gün keseceğiz. Belediyelerimiz bu konuda başarılıdır. Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz değerli dostlar? Mesela kaçan hayvanları da ne yapıyorlar? İğne vuruyorlar onlara. Hayvan ne yapıyor? O sinirleri gevşiyor. Hayvan canlı. Sıkıntı yok. Hayvan canlı ha. Ama hayvanın sinirleri gevşemiş. Ne oluyor? Böyle hayvan nefes alıyor, canlı, yürüyor, bir sıkıntı yok, görüyor ama sinirleri gevşemiş. Yani o güçlülüğünden, kuvvetinden bir eser kalmıyor. Ha öyle yaparak kesim yapılabilir mi? Yapılabilir. Çünkü niye? Hayvan canlı, bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok orada. Niye yok? O hayvanı sadece ve sadece ne yapmış oluyoruz? Yarı baygın hale getirmiş oluyoruz. Öldürmüyoruz bakın. Veya ona şok vermiyoruz. Ne yapıyor? Onun dozajını onun için ayarlamak gerekir. Ne yapıyor? Hayvan böyle bir gevşiyor. Hani ya bazen bazı ben insanla hayvanı karşılaştırmak için söylemiyorum. Hayatta yaşadığımız için söylüyorum. Mesela bazen bir insanın cenazesi olur veya altından kalkamayacağı bir yük olur. Ne yaparlar? Sakinleştirici verirler insana. Evet. Damardan sakinleştirici verirsin. O insan sanki hiçbir şey olmamış gibi. Normal böyle. Canlı. Yiyor, içiyor, muhabbet ediyor. Ama o acısını hafifletmek için ne yaparlar? Sakinleştirici vururlar. Şimdi hayvanlar da ne yapıyorlar? İğne vuruyorlar. Onlar da ne yapıyor böyle? Sinirleri gevşediği için bir gevşiyor. Rahatlıyor. O zaman ne yapıyor? Rahatça yere yatırabiliyorsunuz. Ayaklarını rahatça bağlayabiliyor. Çünkü tepki vermiyor. Ve verse de çok az veriyor. Öbür türlü diyelim 10 kişi yatırmaya kalkıyor. Yatıramıyorsun. Bu türlü ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Güzelce ayaklarını bağlıyorsun. Kafasını tutuyorsun, kesiyorsun. Bir sorun olmuyor. Evet. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor değerli dostlar? Ne yaptı? Dinimizde hayvana eziyet vermeyi yasakladı. Hatta şunu söyleyeyim ben. Bir hadis-i şerifte var bu. Allah Resulü buyuruyor ki yoldan geçerken böyle kurban gününde yoldan yürürken Medine-i Münevvere'nin içerisinde sahabenin bir tanesi şunu bıçak olarak görelim. Şunu da ver abi. Heh. Bunu bıçak olarak bunda bıçağı bilevleyen bilevi olarak görelim. Böyle şakır şakır.
Şakır şakır bilevliyor bunu. Hayvan da hemen önünde. Böyle bilevliyor. Hayvanın yanında bilevliyor bıçağı. Sert. Daha iyi kesmesi için o bıçağı ne yapıyor? Daha ince bir hale getiriyor. Bilevliyor. Allah Resulü o sahabeye kızıyor. Sen bu hayvanı diyor iki kez mi öldürmek istiyorsun? Bu kadar da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayvan haklarına saygılı davranıyor. Ne diyor? Gözünü kapatın diyor. Mesela bir kesimhaneye götürürken hayvanın gözünü kapatın ki o kanı görmesin o. Evet. Zaten birkaç dakika sonra kesilecek. Kanı görmemesi için. Mesela yani dedik ya hijyen şartları işte bir hayvan kesildi diyelim. Suyla hemen o kanı temizleyip yeni hayvanı ondan sonra getirmek eftal olan budur. Güzel olan budur değerli dostlar. İdeal olan budur. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman her sene kurbanlar keserdi. Bak kurban değil. Kurbanlar keserdi. Hiçbir zaman çünkü her sene bir kendine keserdi, ailesine keserdi, bir tane de ümmeti için keserdi. Hiçbir zaman aynı yerde kesmemiştir. Bu çok önemli bak. Aynı yerde kesmemiştir. Niye? Hayvan canlıdır. Ve o onun kokusunu alabiliyor, onu görebiliyor. Biz onun dilinden anlamadığımız için bize göre normal geliyor. Biz onun dilinden bir anlasak o zaman belki kesemeyiz biz onu. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü bu kurbanlar biz kesiyoruz ya şimdi öbür kurbanlar bunun kesildiklerini biliyorlar mı anlıyorlar mı? Biz anlamıyoruz. Diyor ki onlar senin söylediklerini duyuyorlar. Ne yapıldığını görüyorlar. Ama biz onların ne dediklerini anlamadığımız için rahatça kesebiliyoruz. Öbür türlü nasıl keseceğiz? Ondan dolayı ne yapacağız? Değerli dostlar, muhakkak ve muhakkak hayvana eziyet eder bir şekilde yatırmak, kesmek, onu ona sıkıntı verecek şekilde iş yapmak nedir? Dinen caiz değildir. Zulümdür o zulüm. Zulmeden zulmün karşılığını görür. Bakın değerli dostlar şunu da söyleyeyim ben size. Kurbanın sahibi illa ben keseceğim. Kese kese ben alışırım deme cesaretini ortaya koymamalı. Neden? Çünkü biz kurbanlar üzerinde öğrenemeyiz. Bu işi profesyoneller yapmalı. Yani mesleği kasap adamın. Ne? Hayvan kellesi almak. Bu insan yapmalı. Çünkü en az acıyı onlar veriyor. Biz şahsım adına ben 15 senedir kurban kesiyorum ama bakıyorum bir kasabın kestiğiyle benim kestiğim arasında bir fark var. Evet. Aynen öyle. Fark var fark. Benimle kasap arasında bir fark var. Onun için de benim yerime bir kasabın kesmesi daha ideal olur. Ondan dolayı da diyorum ki bu kesim işini profesyoneller yapmalı. Niçin? Çünkü onlar en az acıyı veriyorlar. Nereden ne şekilde bıçağın geçmesi gerektiğini biliyorlar. Nasıl bir şekilde bıçağı batırıp çekmenin veya sürtmenin nasıl olduğunu ortaya koyuyorlar. Biliyorlar çünkü. Onların bıçakları bir de özel bıçaklar. Bizimkiler gibi değil. Bizimkini kesmeye var böyle böyle 8 çiziyor. Ne olduğu belli değil. Bir deriyi kesene kadar zaten bıçak körleniyor. Onların öyle değil. Batırıp şak bir çekiyorlar. Bir bakıyorsun abi. 10 saniyede 15 saniyede hayvan kesilmiş. 10 saniye. 10 saniye. Dikkat edin. Bizde öyle değil. Bizde öyle değil. Birkaç dakika sürüyor. Evet. Onun için ne yapacağız? Hayvanlara eziyet vermeyeceğiz. Enteresan sorular geliyor. Çok önemli sorular geliyor. Bu sorulara cevap vermeye çalışacağız ama şimdi bir ara vermem lazım. Aradan sonra Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in bir kıssasını anlatayım. Kur'an-ı Kerim'den. Ondan sonra ne yapacağız? Saffat suresinde geçiyor bu. Ayet-i kerimelerde Saffat suresinde geçiyor. Bunlarla beraber bir anlatalım. Kısa bir şekilde anlatayım. Ondan sonra sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim. Yeniden birlikteyiz değerli dostlar. Dedik ya kısa bir ara verdik.
10 dakika civarında yeniden birlikte olduk. Kısaca bir Hazreti İsmail'in kurbanın gelişini bir anlatayım, değil mi abi? Evet. Bir 15-20 dakika anlatayım. Tabii tabii. Ondan sonra sorular da geliyor. Bu arada aklınıza takılan soruları ne yapacaksınız? 39-29 mesaj attığımız. Twitter'dan, Facebook'tan, canlı yayından bizlere katılarak. Bakınız bugün çok önemli bir konuyu işliyoruz. Çok önemli. Bugün Arefe. Yarın bayram. Ne yapmamız gerektiğini anlatan bölümleri sormak istiyorsanız eğer. Ne yapacaksınız değerli kardeşlerim? Muhakkak ve muhakkak soracaksınız, öğreneceksiniz. Vay ben bilmiyordum, vay ben hata yaptım, vay ben geldi, vay gitti, vay bilmem şöyle oldu deme lüksüne sahip değiliz. Özellikle söylüyorum değerli kardeşlerim. Böyle bir şeyi deme lüksüne sahip değiliz. Sebebi de şu. Çünkü insan bir şeyi gerçekten bilmiyorsa, yaparsa Allah affeder. Ama bana sen sormuyorsun. Beni izliyorsun, bilmiyorsun, sormuyorsun da. E o zaman nasıl olacakmış? Demek ki hatalı olmayacağız. Hatayı kaldıracağız aradan. E nasıl kaldıracağız hatayı değerli dostlar? Soruyorum ben, hata nasıl kalkar? Halit abi, hata nasıl biter? Soraraktan, öğrenerekten ve öğrendiklerimizi de uygulayaraktan hataları hata bitmiş kalkar. Olur. Tabii kalkmış olur. Şimdi ben ne diyorum ki sizlere değerli dostlar? Hata yapmayalım. E niye zaten burada değerli yönetim kurulu başkanımız ne yapmış? Buraya bu saatte canlı olarak Arefe gününde, ben normalde Arefe günü gelmeyecektim. Ama değerli başkanımız şunu söyledi, hocam Arefe günü en önemli gündür. Niye? İnsanlarımızın kurbanı bilmesi için, kurbanda neler yapması gerektiğini bilmesi için ne yapması lazım? Senin gelmen lazım. Biz de onun için kalktık geldik, şu an canlı yayındayız. Ve sizlerden gelen soruları bekliyoruz. Cevabını vereceğiz. Hazreti İbrahim, millete İbrahim hanife ve ma kâne minel müşrikîn. Ayetinin içerisinde geçen dedemiz Hazreti İbrahim. O büyük zat, o muhteşem şahsiyet Nemrut'un ateşinden kurtulduktan sonra eşi, güzeller güzeli eşi Sara ile beraber yola çıkarlar oradan. Yola çıkarlar oradan, giderler Şam tarafına. Çocuğu olmaz. Hazreti İbrahim'in çocuğu olmaz. Sara'dan çocuğu olmaz. Hazreti Hacer validemiz ise, Hazreti Hacer annemiz ise Hazreti Sara'nın neyidir değerli dostlar? Onun yardımcısıdır. Bugünkü Türkçe ile söyleyelim. Yardımcısıdır. Uzun yıllar Hazreti İbrahim ile Hazreti Sara ne yapmaz? Çocuğu olmaz. Yaşlanır iyice. Bir gün Hazreti Cebrail Allah Azze ve Celle'ye sorar. Allah'ım neden İbrahim'e Halil dedin? Halilur Rahman. Neden Halil İbrahim oldu? Halil ismi neden geldi diye sorar. Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam'a şöyle bir cevap verir. Ben kulumun suretine, malına bakmam, kalbine ve ameline bakarım. Benim Halilimin kalbinde benden başkasının sevgisi yoktur diye buyuruyor. İsterseniz deneyebilirsiniz diye ortaya koyuyor. Allah Azze ve Celle ilk kez bir kuluna kefil oluyor burada. Ortaya koyuyor. Kefil oluyor. Kulum İbrahim'in kalbinde benden başka hiçbir şey yoktur diye buyuruyor. Benden başka, özellikle bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir kuluna kefil olmaz. Bir Hazreti İbrahim'e, bir de
bizim peygamberimize niçin sevgili olduğunu anlayın işte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kefil oluyor. Onun dışında başka hiç kimseye kefil olmuyor Allah Azze ve Celle. İstersen diyor ey Cebrail, git Halil'imi dene. Dene bakalım diyor. Ne çıkacak ortaya? Sen de bir görüver. Hazreti İbrahim çok zengin bir adamdı. Muhteşem bir mal varlığı vardı. Koyunları, keçeleri, develeri, atları, büyükbaş hayvanları, hamamları, hanları, sarayları tabiri caizse. Bugünkü Türkçe ile ortaya koyarsak iyi bir zengindi. Muhteşem bir mal varlığı vardı. Böyle bir mal varlığı olan Hazreti İbrahim gelen hiçbir dilenciyi geri çevirmezdi. Gelen hiçbir yoksulu yetimi geri çevirmezdi. Gelen hiçbir fakiri fukarayı geri çevirmezdi. Böyle de bir geleneği vardı, adeti vardı. Hazreti İbrahim'in yanına bir fakir gelse de Allah rızası için bana ekmek ver dese, o bir ekmek istiyorsa Halilullah iki ekmek verirdi. Allah'ın Halili iki ekmek verirdi ona. Üç ekmek verirdi, beş ekmek verirdi. Hiçbir zaman Hazreti İbrahim hiçbir dilenci geri çevirdiği vaki olmamıştır. Vaki olmamıştır. Allah Azze ve Celle ona çok büyük bir mal varlığı vermesine rağmen Hazreti İbrahim kalbinde Allah sevgisinden başka hiçbir sevgi koymamıştır. Koysaydı zaten ateşte yanardı. Koymamıştır. Koymayacaktı da Hazreti Cebrail dünya semasına, dünyanın yeryüzüne iniverir. Allah'ın katından. Cebrail aleyhisselam insan suretinde Hazreti İbrahim'in yanına gelir. Esselamu aleyke der. Selam senin üzerine olsun İbrahim aleyhisselama. Ve aleyküm selam der. Selam senin de üzerine olsun. İbrahim aleyhisselama melek olan Cebrail der ki bunlar kimindir? İbrahim aleyhisselam da bunlar Allah'ındır. Allah'ın dünyadaki yeryüzündeki mal varlığıdır. Ama dünyadaki geçici emanetçisi benimdir der. Emanettir bunlar. Zamanı gelince, yeri gelince bunları Allah'ın yolunda harcayacağım diye Cebrail aleyhisselama buyurur. Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim'e der ki şu koyunlardan bana bir tane verir misin deyince Halilullah, Allah'ın halili olan İbrahim aleyhisselam, ey kardeş, Müslümansan Allah'ı zikret, üçte birini sana vereyim, benim için sıkıntı yok. Düşünün, dağ taş, koyun dolu, keçi dolu, büyükbaş hayvanlar dolu, dağ taş, çobanlar, av köpekleriyle onları doyuruyorlar merada. İbrahim aleyhisselama geliyor, diyor ki bana bir tane koyun ver, diyor ki Allah'ı zikret sana vereyim, sıkıntı yok. Allah'ı zikrediyor, alıyor. Diyor ki ben Allah'ı bir daha zikretsem bana verir misin? Yine veririm diyor. Zikret vereyim diyor. Sıkıntı yok. Aynen böyle. Evet. Zaten halil olmasının sebebi de bu. Evet. Peki diyor bir daha zikretsem hepsini bana verir misin? Veririm diyor. Allah bana bunu nasip etti. Ben dünyadaki zaten emanetçisiyim. En başta da söyledim. Demek ki senin nasibinmiş. Ben bugüne kadar bunların başında durdum. Şimdi de senindir der. Zikret vereyim. Sıkıntı yok. Cebrail
aleyhisselam melek bir daha zikreder, komplesini alır. Yanındaki yaverini çağırır, Hazreti İbrahim gel buraya der. Artık bu gördüğün koyunlar, keçiler, oğlaklar, büyükbaş hayvanlar, tosunlar, develer, danalar, bunların hiçbiri benim değildir. Çadırlar, av köpekleri ve sizler, artık ben değilim sizin. Sizin efendiniz ben değilim. Efendiniz budur işte der. Aynen bu ifadeyi söyler. Eline yeniden asasını alır, döner geriye, evine giderken Cebrail aleyhisselam, ey İbrahim, ben meleğim, ben seni denemek için buraya geldim der. Arkasından da Cebrail aleyhisselam ellerini semaya kaldırır da, ya Rabbi İbrahim ne güzel kul, ne güzel halil imiş der. Ne güzel halil imiş der. İbrahim aleyhisselam, o büyük peygamber, bu imtihanı geçtikten sonra ellerini semaya kaldırırdı, Allah'ım bana bir evlat ver, senin yoluna kurban edeyim der. Hani ya ben diyorum ya her zaman, teheccüd namazına kalkın. Ne olur teheccüd namazına kalkın. Çünkü duanın en makbul olduğu anlardan bir tanesidir. Duanın en önemli olduğu anlardan bir tanesidir. Bir insan teheccüd namazına kalkar da ellerini semaya kaldırıp da, Allah'ım ben senin rızanı kazanmak için uykumdan uyandım, tatlı uykumdan uyandım, abdestimi aldım, İki rekat senin rızanı kazanmak için namaz kılacağım, kılıverdim, tesbihatımı yaptıktan sonra duamı ediveriyorum, sen benim duamı kabul eyle, kabul eyle, kabul eyle. Bu şekilde söylerse ve buna devamlı bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi devam edebilirse, devamlı ama bir gelenek haline getirebilirse, kim Allah'tan Azze ve Celle'den ne isterse ona verir. Çünkü malikül mülk olan Allah'tır. Ne isterse, evlat mı istiyor, hanım mı istiyor, mal mı istiyor, mülk mü istiyor, şan şöhret mi istiyor, ne istiyorsa Allah Azze ve Celle ona onu verir. Ki nitekim yaşlanan Hazreti İbrahim, yaşlanan Hazreti İbrahim ne yapıyor değerli dostlar? Dua ediveriyor. Ellerini semaya kaldırıyor. İbrahim aleyhisselam ellerini semaya kaldırıyor. Auzu besmelesini çektikten sonra, ey Rabbim bana salihlerden olacak bir evlad ihsan eyle dua ediyordu. Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ihsan ediver diyordu. Bana ihsan eyle dua ediveriyordu. Duasını ortaya koyuyordu. Duasını ortaya koyuyordu. Bu arada vaazın içinde olmaz ama söyleyeyim aklıma gelmişken. Evladı olmayan, tıbbi bir nedeni olduğu halde evladı olmayan değerli kardeşlerimiz ne yapar? Bu şekilde dua ederse Allah'ın izniyle zamanı ve vakti geldiği zaman evlatları olur. Hiç şüpheniz olmasın diyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Bunu yeter ki ortaya koyabilelim. Bunu yeter ki biz içimizden geldiği gibi söyleyebilelim. Surede geçiyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Gazali'nin çocuğu olmayanlar için duası vardı. Hazreti İbrahim'in her şeyi vardı ama bir güzel evladı yoktu. Evlat hasretiyle yanıp tutuşu veriyordu.
Allah'ım bana bir evlad ihsan eyle, senin yoluna kurban edeyim diyordu. Senin yoluna kurban edenlerden olayım diyordu. Hazreti İbrahim diyordu ki Allah'ım bana bir evlat nasip eyle, senin yoluna kurban olayım diyordu. Bu duasından sonra Sara annemiz hanımı, Hazreti İbrahim'in hanımı Sara annemiz evladı olmadığı için, Sara annemiz bu arada çok kıskanç bir kadınmış. Tarih kitaplarında böyle geçer. Yanındaki Hacer annemizle evlenmesine müsaade ediyor. Allah nasip edecek ya, müsaade ediyor. Müsaade ettikten sonra Hazreti Hacer'le evleniyor Hazreti İbrahim ama yaşı ilerlemiş. O saatten sonra çocuk olma olasılığı yok. Yok. Ama Allah nasip edecek ya, Hazreti Hacer'le evleniyor ve çocuğu oluyor. Adını ne koyuyorlar? Hazreti İsmail. Büyük peygamber. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin neyi? Zürriyetinin, soyunun ulaştığı yer. Neresi değerli dostlar? Hazreti İsmail'e. Hazreti İsmail'in kim babası? Hazreti İbrahim. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göbek bağıyla da millete İbrahim Hanife diyor. Hanif dininin bir temsilcisi olmuş oluyor doğal olarak. İki yönden peygamberlik gelmiş oluyor. Bir peygamber soyundan geliyor. Kendisi de peygamber oluyor. İki nereden geliyor? Hazreti İbrahim'den geldiği için, dinlerin babası olan Hanif dininden de geldiği için çift taraflı olmuş oluyor. Hazreti İsmail doğuyor, dünyaya geliyor. Hazreti Sara annemiz, Sara validemiz, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i çok sevdiğini görünce dayanamıyor. Bunlar diyor ki al götür buradan, al götür. Allah Azze ve Celle o zaman Hazreti İbrahim'in kalbine ilham ediveriyor. Buyuruyor ki sen onu al Hicaz bölgesine, şu anki Kabe'nin Safa ile Merve arasına, tam oraya götür bırak diyor. Hazreti İsmail'i, küçücük kundaktaki çocuk, Hazreti İsmail'i, karısı Hazreti Hacer'i alıveriyor devesinin arkasına. Hazreti İbrahim bir de yanına bir çuval yaş hurma, bir ibrik su, başka da hiçbir şey yok. Bununla beraber yola çıkıyorlar. Şam'dan Mekke'ye geliyorlar. Takriben 1000 kilometre civarında, 800 kilometre, 900 kilometre, 1000 kilometre diyelim. Civarında bir yol geliyorlar. Tabi bu 1000 kilometrelik veya işte ne kadar kilometre ise bunu epeyce bir zaman sürüyor. Geliyorlar. Bir bakıyor ki Hazreti Hacer annemiz, Hazreti Hacer annemiz bir bakıyor ki bir geldikleri yer dağlık alan, çöl, hiçbir ağacın yetişmediği, hiçbir şeyin yetişmediği sıcak bir alan. Sadece orada Hazreti Adem'in yapmış olduğu Kabe'nin taş duvarları yıkılmış, dağılmış. Sadece yerleri belli. Onun dışında başka hiçbir şeyin olmadığı, kervanın geçmediği, insanların yaşamadığı, hiç kimsenin hiçbir şekilde yaşam emaresi bulunmadığı bir yere geliyorlar. Hazreti İbrahim eşi Hacer'e buyuruyor ki ey Hacer in bakalım. Yerimiz burası. Haydi in bakalım. Yer burası. Hacer annemiz, Hacer validemiz iniveriyor deveden. Oğlu İsmail'i alıyor kucağına.
Daha İsmail süt emiyor annesinden. Bu kadar da daha küçüktür. İndiriyor oraya. Hazreti İbrahim hemen orada bir tane çadır kuruyor. Bir tane çadır kuruyor oraya. Hazreti Hacer annemizi ve Hazreti İsmail'i oraya bırakıyor. Devesine biniyor çünkü gönlü razı gelmiyor orada. Biraz daha kalsa belki kalbine bir şey gelecek, vazgeçecek, kalmıyor daha. İndiriyor onları, suyunu koyuyor, yaş hurmasını koyuyor, onları indiriyor. İleriye doğru giderken Hacer validemiz Hazreti İbrahim'in gidip ayaklarına yapışıyor. Deveyle gittiği için yüksekte. Ey İbrahim diyor. Bizi sen kendi aklınla mı getirip buraya koydun? Yoksa Allah'ın vahiyle mi getirip buraya koydun? Allah mı sana emretti? Yoksa sen mi geldin buraya bıraktın diyor. Hazreti İbrahim devesinden aşağıya iniveriyor. Tekrardan. Eşi güzeller güzeli Hazreti Hacer'in alnından öpüveriyor. Ey Hacer, buraya seni bırakmamı Allah emretti bana, vahyetti, ilham etti. Ondan dolayıdır ki ben seni buraya bıraktım. Unutma ki Allah kulunun yardımcısıdır. Unutma ki Allah senin de benim de yardımcım olacaktır. Şüphelenme, imanından sakın ha sakın taviz verme diyor. Arkasından devesine binip tekrardan gidiyor. Hacer validemiz geliyor. İsmail aleyhisselam alıyor kucağına evladını. Meme emdiriyor ona, süt emdiriyor ona. Süt emdirirken de İsmail'e diyor ki oğlu İsmail'e, evladım, baban bizleri buraya bıraktı gitti ama bilesin ki bizim sahibimiz baban değildir. Allah Azze ve Celle'dir. Allah'tır bizim sahibimiz. Bizi burada kurda kuşa yem etmez. Çünkü babana da Allah buraya bizi bırakmasını emretti diyor. İmana bakın, kalbe bakın, yüreğe bakın. İmanın kaya gibi sağlam oluşuna bakın. Hazreti İbrahim tepeyi geçince, Ebu Kubeys tepesini, dağını geçince hemen orada iki rekat namaz kılıveriyor. O zaman kıble Mescid-i Aksa, oraya da yönelerek iki rekat namaz kılıyor. Ellerini açıyor Allah'a. Allah'ım, sen bana emrettiğini ben yaptım. Sen eşim Hacer'i, oğlum İsmail'i yalnız bırakma. Onlara yardım eyle, onların yar ve yardımcısı ol. O buraya güzellik ihsan eyle, kervanların gelip geçtiği yer eyle, onlara sıkıntı gelmesin Allah'ım diyor. Dua ediveriyor. Baba şefkati, baba merhameti dayanamıyor. Ebu Kubeys tepesine çıkıp tekrardan eşine ve oğluna son kez, yaşlı baba son kez bakıveriyor oradan. Onları seyrediveriyor. Ellerini açıyor da Allah'a dua ediveriyor. Allah'ım bizlere yardım eyle diye. Evladım İsmail'e, eşim Hacer'e yardım eyle diye. O Ebu Kubeys dağından bakıyor da dua ediveriyor onlara. Cebrail aleyhisselam iniveriyor bir anda oraya. Ey Halil, ey İbrahim, sen
tasalanma, dertlenme. Allah onların yardımcısıdır diye buyuruyor. Sen tasalanma, dertlenme, onların yardımcısıdır Allah diyor. Hazreti İbrahim devesine biniyor da tutuyor tekrardan yolunu, eşi Sara'nın yanına gidiyor. Allah Sara'dan da ona bir evlat nasip ediyor. Hazreti İshak'ı nasip ediyor. İshak Aleyhisselam'dan İsrailoğullarının tüm peygamberi geliyor. Tüm peygamberler İshak'a dayanıyor. İslamiyet'te ise Hazreti İsmail'den peygamberimize ve İslamiyet geliyor. İki ayrı kol oluşmuş oluyor. Onun için bütün milletlerin babası olarak Hazreti İbrahim görülür. Bütün dinlerin babası olarak Yahudiliğin de, Hristiyanlığın da, Müslümanlığın da sahibi Hazreti İbrahim'di. Çünkü onun Hanif dini vardı. Ve kalu künü hüden ev nasara tehtedü gulbel millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîn. Bütün dinlerin babası Hazreti İbrahim'in getirdiği Hanif dinidir. Bunların dışındaki buna inanmayanların tamamı müşriktirler diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hafızlığa başlayanlar bu ayeti kerimeyi ilk ezberledikleri ayeti kerime Kur'an'da budur. Birinci cüzün birinci sayfasıdır. Sondan 20. sayfası. Hafızlık yapanlar ilk burayı ezberlerler. Bu da ayrıca bir mucizedir. İlk olarak Hazreti İbrahim'i ne yapmış oluyoruz? Dedemiz, ceddimiz Hazreti İbrahim'i biz anmış oluyoruz böylece. Biz dönelim Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'in oradaki hayatına, dünyasına dönüverelim. Orada bir zaman sonra, belirli bir zaman sonra, bir iki hafta sonra yiyecek bitiyor, su bitiyor. Dolayısıyla anne yiyecek olmadığı için, su olmadığı için süt gelmiyor. Süt gelmeyince Hazreti İsmail aç kalıveriyor, ağlıyor. Anne yüreği dayanamıyor ona. Anne yüreği onu aç bırakmaya dayanamıyor. Sağa sola bakıyor, hiçbir şey yok. Su yok, yiyecek yok. Orada yaşam emaresi yok. Hazreti İsmail'i eline alıyor. Hazreti İsmail'le beraber ileri geri gidip gelmeye başlıyor yakın mesafelere. Bir şey bulmaya çalışıyor. Aç oldukları üçüncü gün artık dayanamıyor. Hazreti İsmail'i tam orta yere, Safa Tepesi, şöyle gösterelim. Safa Tepesi, Merve Tepesi. Safa ile Merve arasının tam ortasına Hazreti İsmail'i bırakıyor kundakta. Çünkü yoruluyor git gel diye. Takriben 2 kilometre gidiş geliş. Yoruluyor. Tam ortaya bırakıyor. Ortaya bırakmasının sebebi Safa'ya koştuğu zaman ortaya çabuk yetişsin diye. Kurt gelir, kuş gelir, alıp götürmesin diye. Merve'ye koştuğu zaman ise ne yapsın? Ortaya çabuk yetişsin diye. Bir Safa Tepesi'ne çıkıyor, bakıyor etrafa. Hiçbir şey yok. Bir Merve Tepesi'ne 7 kere bunu yapıyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. En son Merve Tepesi'nde Allah Azze ve Celle ona İlham edecek. Ama önce kulunun imanını ölçüyor Allah Azze ve Celle. Hazreti Hacer validemiz ellerini açıyor semaya. Yüreğindeki annelik şefkatiyle, annelik merhametiyle ellerini semaya açıyor. Yaradanına dönüyor. Allah'ım, benim kocam İbrahim beni buraya getirdi bıraktı oğlum İsmail'le beraber. Ben ona sordum.
beni sen kendin mi getirip bırakıyorsun yoksa Allah'ın emri midir bu diye. O da Allah'ın emridir ey Hacer deyiverdi bana. Allah'ım halimizi görüyorsun. 3 gündür açız. Evladım durmuyor artık. Ağlıyor devamlı. Evladım durmuyor Allah'ım bize yardım et. Bize senin rahmetinden ihsan et. Allah'ım bizlerin yar ve yardımcısı ol. Allah'ım bizlere senin nimetlerinden bahşeyle. Bizlere su ihsan eyle, yiyecek ihsan eyle Allah'ım. Yardım eyle bizlere. Allah'ım eğer sen bizlere yardım etmezsen, burada oğlum İsmail ölü verirse ben kocam İbrahim'e bunun hesabını veremem. Allah'ım ben bunun hesabını veremem. Ne olur yardım eyle diye dua ediveriyor, yalvarıveriyor. Gözümden bir damla yaş düşerek duasını ediverirken sicim gibi gözlerinden yaşlar iniveriyor. Allah'ım evladım sabidir, evladım masumdur. Evladıma yardım eyle. Allah'ım İsmail'ime sen yiyecek ihsan eyle, nimetlerinden ihsan eyle. Allah'ım İsmail'im yalnızdır, biçaredir. Burada kimse yoktur, kimsemiz yoktur. Senden başka gidecek yerimiz yoktur, kapımız yoktur. Kimseden bir şey isteyemeyiz. Sana döndük. Senden istiyoruz Allah'ım. İsmail'ime sen nimetlerinden bahşeyle. İsmail'imi burada kurda kuşa yem ettirme. Burada bizlerle iyi geçinecek insanlar ihsan eyle diyordu Hazreti Hacer validemiz. Dua ediveriyordu. Duasını ortaya koyuveriyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu da hemencecik önüne dökülüveriyordu yaşlar. Giydiği elbisenin ön tarafını ıslatıvermişti. Birden bir ilham duyuyordu. Bir ses duyuveriyordu birden. Duasını ediverirken ey Hacer oğlunun yanına git. Oğlunun ayağının oradan su çıkıyor, ona bak diyordu. Hazreti Hacer validemiz herhalde diyordu ben serap görüyorum. Başka yerlerden başka şeyler mi duyuyorum? Kafayı mı üşüttüm deyince bir dönüyordu ki arkasına. Hazreti İsmail ayağını çocuk daha ağlıyor. Ayağını yere vuruyor, debeleniyor ayağını vuruyor. Bir su çıkmış. Su o kadar büyük çıkıyor ki sanki Hazreti İsmail de alıp götürecek. Koşa koşa geliyordu oraya. Hazreti İsmail orada hemencecik su içmeye başlıyordu. Su neydi biliyor musunuz değerli dostlar? Su neydi? Bildiğiniz bu tatlı su değildi. Zemzemdi çıkan. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi zemzem insanı hem doyurur hem hararetini dindirirdi. Zemzemin böyle bir özelliği vardı. Hazreti Hacer validemiz kana kana su içmeye başladı içti. Oğluna içirdi kendi içti. Baktı ki su iyice büyüdü. Şaşırdı bir anda. Bu su bizi de alıp götürür diye. Dur ya zemzem deyiverdi. Zemzem durdu artık. Genişlemedi. Çoğalmadı. Çağlamadı. Nasıl dur dediyse. Bugün hala daha öyle çıkıyor. Nereden çıktığını kimse bilinmiyor. Yerin altı ama kimse bilmiyor. Hala daha. Milyonlarca hacı. Milyarlarca Müslüman oradan içiyor.
bitmiyor. Bu Halilullah'ın, Hazreti İbrahim'in bütün Müslümanlığa bir armağanıdır. Hazreti İsmail'in bütün Müslümanlara bir armağanıdır. Hazreti Hacer'in bütün Müslümanlar için ettiği duanın bir armağanıdır değerli dostlar. Ve nitekim orada su bulununca diğer kabileler, diğer insanlar da gelmeye başlıyor oraya. Orası büyüyor, orası çoğalıyor. Hazreti İsmail 9 yaşına geliyor. Bu arada Hazreti İbrahim geliyor, gidiyor. Ziyaret ediveriyor onları. Devamlı gelip gidiyor, boş bırakmıyor. 9 yaşına gelince Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail'in 9 yaşına geldiğini duyunca, anlayınca rüyasında şöyle bir rüya görüyor. Oğlu İsmail'i boğazladığını, kestiğini görüyor. Bir görüyor, iki görüyor, üçüncü de diyor ki, evet, ben bir söz vermiştim Allah'a. Allah'ım, bana bir evlat ihsan eylersen senin yoluna kurban edeceğim diye ortaya koymuştum. Ortaya koymuştum ben bunu. Ben bunu unutuverdim. Nasıl oldu da unuttum diyor. Halit abi, sen de bir babasın, ben de bir babayım. Herhalde bir babanın en büyük ağır imtihanı çocukla olsa gerek. Yani. Hazreti İbrahim doğruca geliyor Mekke'ye, Kabe'nin oraya. Karısına diyor ki, Hacer validemize, ey benim güzeller güzel eşim, ben seninle evlenmeden önce, İsmail oğlumuz olmadan önce Allah'a dua etmiştim. Allah'ım, bana eğer bir evlat ihsan eylersen senin yoluna kurban edeceğim diye. Ama herhalde evlat sevgisi ağır bastı ki ben onu unutuverdim. Üst üste rüyamda İsmail'i boğazladığımı gördüm. Ve duam aklıma geldi. Sana da ben bunu söylüyorum. Bu Allah'ın bir imtihanıdır. Oğlumuz İsmail'i kurban edeceğiz. Oğlumuz İsmail'e Allah yolunda kurban etmekten başka çaremiz yok diyordu. Hazreti Hacer'deki, Hacer validemizdeki imana bakın. Eğer sen Allah'a o şekilde söz verdiysen, Allah Azze ve Celle de bunun karşılığını senden bekliyorsa, bir dakika bile, bir an bile bekleme. Bir an bile bekleme. İsmail'imizi götür, Allah yolunda kurban eyle. Allah bize en hayırlısını verendir. Annedeki sadakata bakın. Annedeki muhteşem imana bakın. Annedeki muhteşem güzelliğe bir bakın. Annenin ortaya koyduğu o imanın yüceliğine bakın. Hazreti İsmail'i baba Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim yanına alıyordu. Oğlum İsmail, gel bakalım yanıma. Sen 9 yaşına geldin artık. Ben sen doğmadan önce Allah'a bir söz verdim. Bizleri yaradan Allah'a bir söz verdim. Eğer bana bir evlat ihsan eylersen onu senin yolunda kurban edeceğim diye seni Allah bana verdi. Seni rüyamda boğazladığımı gördüm. Seni rüyamda burada boğazladığımı gördüm. Seni Allah yolunda kurban etmem gerek. Ben Allah'a bir söz verdim. Allah da bu sözümün karşılığını bekliyor. Bu imtihandır evladım. İmtihana tabi tutulmaktan başka çaremiz yok. İmtihana boyun eğmekten başka, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten başka bir çaremiz yok. Deyiverince daha 9 yaşındaki İsmail, daha küçücük evlat, daha küçücük,
9 yaşında sabi, masum olan bir evladın sözüne bak. Baba, Allah'a, bizleri yaradan Allah'a ne söz verdiysen onu yerine getir. Bizleri, beni kesinlikle düşünme. Ben sabredenlerden olacağım. Ben sana itaat edenlerden olacağım. Ben Allah'a itaat edenlerden olacağım. Sana emrolunanı sen yerine getir diyordu 9 yaşındaki küçücük evlat. Daha 9 yaşındaki küçücük evlat böyle diyordu. 9 yaşındaki evlat böyle diyordu. Böyle deyince baba Hazreti İbrahim ellerini semaya kaldırıp da Allah'ım benim imtihanımı kolay eyle. Allah'ım imtihanımı kazanmamı nasip eyle. Allah'ım sana sabredenlerden eyle. Allah'ım sabrı ortaya koyabilenlerden eyle. Allah'ım sabırla bu imtihanı kazanabilmemi nasip eyle diyordu. Duasını böyle yapıyordu. Onun için ben sizlere diyorum ki başınıza bir bela, bir musibet geldiği zaman, bir kaza geldiği zaman, bir imtihan başınıza geldiği zaman sabırla kazanmanın yolu duadan geçer. Sabırla kazanmanın yolu imanı güçlendirmekten geçer. Sabırla kazanmanın yolu Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten geçer diyorum değerli kardeşlerim. Yeniden birlikteyiz değerli dostlar. Yeniden sizlerle beraberiz. TV 2000 ekranlarında İrşad Sohbetleri ile beraber. Vaazımızın kurban bölümüne geldik. Önce Hazreti İbrahim'den aldık. Hanımıyla Mekke'ye bırakmasını, Kabe'ye bırakmasını söyledik. Sonra o hayat orada başladı, su geldi vesaire, büyüdü, 9 yaşına geldi. Hazreti İbrahim tekrardan Kabe'ye dönerek oğlunu kurban etmesinin gerekliliğini ortaya koyan durumu eşine ve oğluna anlattı. Biz burada kaldık. Şimdi bir de Hazreti İsmail'in birkaç dakika şöyle kurban edilişini bir anlatayım. Arkasından kurbanla ilgili sizden gelen sorulara Allah nasip ederse cevap vereceğim. Hazreti İbrahim, millete İbrahim hanife ve ma kâne minel müşrikîn ayetine mazhar olan İbrahim aleyhisselam oğluna durumu açıkladı ve oğlu ortaya yapılması gerekeni söyledi. Bu arada tabii şeytan hiçbir zaman boş durmadı. Önce Hazreti Hacer validemize gidiverdi. Ey Hacer, senin bu kocan iyice bunadı. Yaşlandı, kaç yaşına geldi görmüyor musun? Bunak oldu artık. Gece rüyalarında gördüklerini Allah'tan zannediyor ama onlar şeytani rüyalar, kendini söylüyor. Sen bunun dediklerine inanma. Bu ne yaptığı belli değil. Yaşlandı bu artık, bunadı. Sen 9 yaşına gelen oğlunu, bu küçücük sabiyi, bunun bu sözüne inanarak kesmesini mi öngöreceksin deyiverdi. Kesmesini mi ortaya koyacaksın deyiverdi. Anne olan, annelik merhameti olan, annelik şefkati olan Hacer validemiz, hadi oradan şeytan, hadi oradan. İbrahim bir peygamberdir. O ne dediyse doğrudur. O Allah'ın dediğinin dışında başka
Hiçbir şey yapmaz. Hadi oradan. Hadi. Hadi oradan. Deyip gönderiverdi. Kızı verdi. Halide abi soruyorum. Bir anne kendi oğlunu keseceğini söyleyen bir babaya cevabını veriyor. Şeytan gelip vesvese veriyor. İmana bağ. Evet. Allah Azze ve Celle tüm gençlerimizi, kızlarımızı, hanımefendileri böyle imanı güçlü olanlardan eylesin diyorum. Şeytan oradan umduğunu bulamadı. Bu sefer babanın yanına gidiverdi. Hazreti İbrahim'in yanına. Ey İbrahim, senin gördüğün rüya sadık bir rüya değil dedi. Senin gördüğün rüya şeytani bir rüya. Sen bir rüya için oğlunu mu keseceksin? Sen delirdin mi? Hiç Allah cana kıymanı ister mi? Allah merhametli değil mi? Rahmetli değil mi? Allah rahim değil mi? Sen ne yapıyorsun? Bir tane rüya gördün diye oğlunu mu keseceksin deyince... Bakınız nereden yakalıyor şeytan. Onun için şeytan en büyük düşmanımız diyoruz. Nereden yakalıyor? Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatından yakalıyor onu. İbrahim peygamber ne buyuruyor? Hadi oradan şeytan. Ben Allah'a bir söz verdim. Ve sözümün karşılığını yerine getireceğim. Hadi oradan sen de kimsin diye bir kızı veriyor. Kovu veriyor onu. Şeytan oradan da eli boş geri çıkıyor. Bu sefer çocuk olan, masum olan küçücük evlat, daha sevimliliğinin baharında olan Hazreti İsmail'e geliyor. Diyor ki İsmail, sen daha masumsun, daha sabisin. Sen daha çocuksun. Babam bunamış. Bir rüya gördü diye seni kesiyor. Sen ne yapıyorsun? Baban seni kesmene müsaade mi edeceksin? Gel ben seni kurtarayım. Baban iyice yaşlandı artık. Gördüğü bir rüya yüzünden seni kesiverecek. Daha sen küçüksün. Senin bir günahın yok ki seni niye kessin? Allah seni kurban etmeni istemez çünkü Allah Rahman'dır. Rahim'dir diyordu. Hazreti İsmail yerden bir kaya parçası alıp fırlatıyordu. Şeytanın bir gözünü kör ediyordu. Onun için kör şeytan denir. Ondan doğduğunu bulamıyordu. Baba, oğul ve anne aynı evin içerisindeydiler. Artık sabah olmuş. Baba oğlu İsmail'i kesmek için kesecek yere götürüyordu. Oğlum artık annenle helalleş de çıkalım diyordu. Hadi gidelim artık. Allah'ın bu imtihanını verenlerden olalım. Amin. Sabredenlerden olalım. Allah'ın bu emrini uzatmayalım. Kısa zamanda yerine getirenlerden olalım ki Allah'ın rahmeti üzerimize de olsun diyordu. Baba böyle diyordu. Hazreti İsmail annesinin yanına geliyordu. Annesine sarılıveriyordu. Anne ve oğul, anne ve evlat son kez kucaklaşıyorlardı. Anne merhametinden dolayı, şefkatinden dolayı ağlamaya başlıyordu. Oğul İsmail anneyi teskin ediyordu. Anne üzülme, tasalanma. Allah bizimle beraberdir. Anne Allah'ın emrine biz boyun eğmek zorundayız. Anne eğer iman ettiysek bu emre itaat edecek olanlardanız diyordu.
anneyle oğlun vedalaşması biraz dramatik oluyordu. Anne oğluna sarılıyordu da, bağrına basıyordu, göğsüne basıyordu da, evladım, eğer Allah'ın emri olmasaydı seni benden kimse alamazdı. Eğer Allah'ın bir emri olmasaydı ben babanın karşısına dikilir de seni vermezdim ona diyordu. Evladım, beni sabredenlerden bulacaksın. Haydi babanla beraber var git yoluna diyordu. Gidiyorlardı beraberce. Anne oğul vedalaşıyorlardı. Vedalaştıktan sonra baba oğul beraber gidiyorlardı. Babayla oğul yolda el ele tutuşmuş gelirlerken baba oğluna arada bir bakıyordu. Kalbinden geçiyordu. Oğlum, sen ne kadar güzel bir evlatsın. Oğlum, senin yüzün ne kadar masum. Oğlum, ben seni ne kadar da çok sevmişim. Oğlum, Allah bana ağır bir imtihan verdi. İnşallah kazananlardan olacağım diyordu. Kalbinden geçiriyordu, bunu oğluna söylemiyordu. Yolda giderlerken baba oğul birbirlerine şakalaşıyorlardı. Sanki kurban etmeye değil, sanki gezmeye, muhabbet etmeye gidiyorlardı. Oğul İsmail babasının sakalına sıvazlayıp da, baba sakallarına da ak düştü artık diyordu. Babasına şakalar yapıyordu. Baba İbrahim, o büyük peygamber, oğlunun başını sıvazlıyordu da, oğlum, sen Allah'ın bana bir lütfusun. Ama Allah istediyse bu lütfu geri alır. Allah istediyse bu lütfu bizlerden geri alır diyordu. Allah istediyse ihsanını geri almak isterse eğer biz sabredenlerden oluruz. Biz isyan etmeyenlerden oluruz. Allah Azze ve Celle verdi, Allah Azze ve Celle alır diyordu. Kendi kendine kalbinden geçiriyordu. Oğlunu çok seviyordu. Çok seviyordu. İsmail'in yüzüne bakıp da, oğlum, sen ne kadar da güzelsin böyle diyordu. İbrahim peygamber oğlu İsmail'i kucaklayıp da, oğlum, Allah'ın emri olmasa sana bırak bıçakı kurban etmeyi, bırak bıçağı, sana ben bir tokat bile atamam diyordu. Oğlum, Allah'ın emridir. Oğlum, yapacak bir şey yoktur diyordu. Babalık merhameti, şefkati çağlıyordu. Hazreti İbrahim'in, dinlerin babasının İbrahim'in babalık merhameti, şefkati çağlıyordu. Şefkatini ortaya koyuyordu. Baba bu şefkati ortaya koyunca gözlerinden yaş sicim gibi akınca oğul anlıyordu. Oğul İsmail babasının gözündeki yaşları silip, gözündeki yaşları silip, baba, beni sabredenlerden bulacaksın. Baba, sakın ha babalık merhametinden dolayı, şefkatinden dolayı Allah'ın emrini yerine getirmemezlik yapma diyordu. Oğul babayı teskin ediyordu. Geliyorlardı. Kurban edileceği yere geliyorlardı.
beraberce geliyorlardı. Baba ne yapacağını bilemiyordu. Oğul İsmail diyordu ki, baba sen benim ellerimi ve ayaklarımı sıkıca bağla ki olur ya, can tatlıdır, sana zarar verebilirim. Baba benim gözlerimi bağla ki benim gözlerime bakarsın da kesemezsin. Baba, gözlerimi bağla ki gözlerimin içine bakıp da beni Allah yolunda kurban edemezsin. Kolay değildi bir baba için, kolay değildi bir evlat için. İmtihanın böylesi, imtihanın böyle ağır oluşu kolay değildi. Halilullah'a da, Allah'ın haliline de böyle ağır imtihan gerekirdi. Peygamber olmak kolay değildi. İmtihan da kolay değildi. Hazreti İbrahim oğlunun dediklerini yapıyordu. Önce ellerini arkadan sıkıca bağlıyordu. Ayaklarını bağlıyordu. Gözlerini bağlarken Hazreti İbrahim oğlu İsmail'in gözlerine bakıyordu. Oğlu İsmail'in gözlerine bakıp oğlunun gözlerine bakıp oğlum seni seviyorum diyordu. Yanaklarından öpüyordu. Oğlunu son kez kurban edilmeden önce bağrına basıyordu. Yüreğine basıyordu. Onu son kez sıkı sıkıya kalbine, yüreğine gömüyordu. Son kez ağlarken sakalına yaşlar dökülüyordu da. Sakalından oğlunun yüzüne damlıyordu. Oğlunun elleri bağlıydı. Ayakları bağlıydı. Son kez onu kucağında bağrına basıyordu Hazreti İbrahim. Oğlunu son kez kucağına alıkoyuyordu. Son kez kalbine, bağrına bası veriyordu da oğlum diyordu, oğlum. Allah'ım bu ne acı bir imtihandır. Allah'ım bu ne ağır bir imtihandır. Halil ismini verdin. Allah'ım bu ne ağır bir imtihandır, evladımı benden kurban etmemi istedin. Allah'ım bu ne ağır bir imtihandır deyiveriyordu da oğlunu sarıveriyordu. Oğlunu kucağına, bağrına basarak bekleyiveriyordu. Hak Teala emreylemiş, gelsin Cebrail'im demiş. Haber verin Halil'ime, hak yerini
olsun demiş. Haber verin Halil'ime, hak yerini bulsun demiş. Cebrail hikmetin diler, Halilullah durmaz ağlar. Seni benden kurban diler, oğul İsmail'im demiş. Seni benden kurban diler, oğul İsmail'im demiş. Hak beni kurban dilerse ne çekersin baba kutsak? Genç kuzu kurban olursa bu can hakka feda demiş. Genç kuzu kurban olursa bu can hakka feda demiş. Hazreti İbrahim evladını bağrından indiriveriyordu yere. Onu yan yatırıyordu. Bıçağını iyice keskinleştirmişti. Hazreti İbrahim oğluna, evladım bu Allah'ın bir emridir, yapmam gerek diyordu. Oğlu, baba sana emrolunanı yap diyordu. Oğlum sana emrolunanı yap. Baba diyordu, oğlan böyle diyordu. Baba sana emrolunanı yap. Hazreti İbrahim bir an duraksıyordu. Duraksamak şeytandandır deyip kaldırıyordu keskince bıçağını. Keskince bıçağını kaldırıyordu. Kaldırıp bıçağını kocaman bıçağıyla Hazreti İsmail'in boğazına vuruyordu. Boğaz kesilmiyordu. Hazreti İbrahim şaşırıyordu. Kendi eline tutuyordu, kendi elini kesiyordu. Şaşırıveriyordu. Neden kesmez ki bu bıçak diye. Bir kez daha vuruyordu ama kesilmiyordu. Hazreti İbrahim kızı veriyordu. Bu neden kesilmez? Hemen yanında duran kayaya bir kez daha vuruyordu. Kaya paramparça oluyordu. İkiye ayrılıyordu. İbrahim kızı veriyordu bıçağa. Sen bir eti kesmezken kayayı ikiye ayırıyorsun. Sen ne biçim bıçaksın diyordu. Hazreti İbrahim, İsmail'i, oğlu İsmail'i bir kez daha kaldırıyordu. Bu sefer görüyordu. Kaldırıp tam vururken bıçak terse dönüyordu. Onun için kesmiyordu. İlahi bir hikmet vardı. İlahi bir hikmet vardı orada. Hazreti İbrahim bıçağı elinden yere atıyordu. Rabbim sen en iyisini bilensin. Bıçak kesmiyor. Ben elimden geleni yaptım deyince Hazreti Cebrail geliveriyordu oraya. Koçu getiriyordu. Diyordu ki ey İbrahim, Allah senin bu imtihanını vermeni sağladı. Allah'a şükret. Ve bu koçu kurban et, oğlun İsmail'i salıver diyordu. Baba o kadar çok seviniyordu ki, baba o kadar çok seviniyordu ki oğlunu çözüyordu. Ellerini çözüyordu, ayaklarını çözüyordu, gözlerini çözüp oğlunu alıp kucağına. Rabbim sana hamdolsun, Rabbim sana şükürler olsun, Rabbim
sen ne kadar yücesin, Rabbim sen ne kadar büyüksün diyerek sarılıveriyordu ona, sarılıveriyordu. Onu orada, oracıkta seviveriyordu. Bu kadar seviniyordu. Kurbanı orada kesiveriyorlardı. Bismillah ya Allahu Ekber diyordu. Bismillah ya Allahu Ekber diyerek aynı bıçakla kurbana bir vuruyordu. Kurban kesiliveriyordu. İşte kurban orada vacip oluyordu. Kurbanı kesiyorlardı. Koçun derisini yüzüp içini boşaltıp getiriyorlardı eve. Eve gelince anne Hacer validemiz ne oldu? Sen yoksa Allah'ın emrini yerine getirmedin mi? Sen ne biçim peygambersin diye kızıyordu. Dur hanım, dur hele dur. Dur, Allah'ın lütfu geldi. Oğlumuz İsmail'i yatırdım kesmek için. İki defa boynuna bıçağı vurdum, kesmedi. Taşa vurdum, taşı ikiye ayırdı. Sonra bir baktım ki oğlumuzun boynunu keserken bıçak terse dönüyor, kesmiyordu. Kesmiyordu diyordu. Allah bu koçu İsmail'imizin yerine bizlere nasip etti diyordu. Artık İsmail serbesttir. Onun yerine artık kurban kesmek vardır deyiveriyordu. Bıçak sırrını vermedi Hüdadan izin olmadı. Tam üç kere de çalınca kesmem İsmail'im dedi. Tam üç kere de çalınca kesmem İsmail'i dedi. Şol bıçağı vurdu taşa, taş yarıldı baştan başa. Tefekkür edin bu işe, kesmem İsmail'i demiş. Tefekkür edin bu işe, kesmem İsmail'im demiş. Koç kurban indirdi Celil, Cebrail önünde delil. Benim cömert kulum Halil, kaldır İsmail'im demiş. Benim cömert kulum Halil, kaldır İsmail'im demiş. Allah. Evet değerli dostlar, böyle biraz ne derler, vaaz biraz uzadı, işin gerçeği. Sizlerden gelen onlarca soru var. Cevaplayamadım ama bir 15 dakikamız daha var. Eğer yayın yönetmenimiz bir 5 dakika daha verirse 20 dakikada inşallah tüm soruları cevaplarız diyelim. Ayrıca şunu söyleyeyim. Canlı telefon bağlantısı almak istiyoruz. Çünkü 15 dakikamız var. 1-2 tane alabilirsek Özkan Bey. Zamanımız az, sorular çok. 1-2 alabilirsek memnun oluruz diyelim. Baba ne yapalım ya? Sorular için tepki geliyor da sonuçta 3 saat program yapıyorum, daha ne yapabilirim? Ne yapalım? Beni kızdırmasınlar, sert konuşmaya başlarım. Evet abi, alalım soruyu. Selamun aleyküm hocam. Nasılsınız? Size bir soru soracağım. Arefe günü yapılan dualar kabul olur mu? Saygılar demiş. Demin söyledim zaten. Evet. Demin burada evet. Söyledim. Arefe günü yapılan duaların tamamı makbuldür diye demin söyledim. Evet. Yani bir sohbetten önceydi. Sohbetten önce aynen bu ifadeyi kullandım ben. Selamun aleyküm hocam. Kurbana arife günü yani hayvana yemek su verebilir miyiz demiş. Niye verilmesin canım, o da can. Hatta kurban kesilmeden önce hayvana
su vermek gerekir. Orada takılı kaldı herhalde. Evet. Hayvana su vermek gerekir değerli dostlar. Neden? Hayvan canlıdır ya. Bizim gibi aynı canlıdır ama hayvandır, ayrı bir şey. Hayvan kesilmeden önce su vermek güzeldir, gerekir. Tabii ki o da canlı olduğu için ne yapacaksın? Vereceksin yemin. Niye? Sen aç kalabiliyor musun? Evet. Sen aç kalabiliyor musun? Kalamıyorsun. Dolayısıyla biz de kalamadığımıza göre o da kalamaz. Ona da ne yapacağız? Arefe evet. günü de kesilmeden önce de vereceğiz, yiyecek. Yapacak evet. bir şey yok. Evet abi. Selamun aleyküm hocam. Arefeniz mübarek olsun. Hocam biz bu sene iki kurban keseceğiz. İkinci keseceğimiz kurbanı yurt dışına, Afganistan'a göndereceğiz. Diyanetle biz bunun kesilip kesilmediğini nasıl anlarız demiş. Şimdi güzel abim şöyle söyleyelim. Ben onu daha önce anlatmıştım burada. Dedik ya Diyanet, İHH gibi, kimse evet. yok mu gibi, işte can suyu gibi vesaire gibi onlarca kuruluş var. Bunlarla gönderiyorsunuz. Bir, bunların düzgün olmasına bakacağız. İki, bunların daha önce yaptığı işlere bakacağız. Halit evet, abi, evet. neden? Çünkü kurban bir ibadettir. Siz vekalet vereceksiniz, parasını vereceksiniz, vekaleti vereceksiniz benim adıma veya şu kişi adına şu kurbanı şurada keseceksiniz diye vekalet vereceksiniz. Yapıp yapmamak onlara kalmış ama körü körüne de sen gidip verirsen o da dinen caiz değildir. He nasıl öğreneceksiniz? Diyanet gibi, işte İHH gibi firmalar ne yapıyorlar? Bildiğim kadarıyla kurbanlar kesildikten sonra mesaj atıyorlar. İşte kurbanınız, evet. işte diyelim Cibuti'de kesilmiştir veya Afganistan'da kesilmiştir, dağıtılmıştır. Allah hayırlı ve mübarek etsin diye mesaj atıyorlar diye ben biliyorum. Evet. Evet abi. Merhabalar hocam. Bir arkadaşım eşinden ayrıldı ama boşanmak isteyen kocası. Arkadaşımın yüzüne sadece her şey bitti demiş ama yüzüne karşı 3 kere boş ol dememiş. Arkadaşımın babası kocasına 3 kere sen kızımı boşadın mı diye sormuş. Kocası da boşadım demiş. Arkadaşımın babası kızmış. Yani suçu ne demiş? Suçsuz insan da boşanır mı demiş. Bunlar neden şu anda boşlar mıdır hocam demiş. Bu biraz karışık abi yani. Şimdi o ona demiş, bu buna demiş, demiş. O ondan gelmiş, bu bundan gitmiş gibi evet. ifadelerle böyle çok önemli bir konuda mişle, muşla iş yapamayız. Çok önemli bir konu. Şimdi o işte arkadaşım vesaire diyor. Kendisi arasın. Biz sanki kendisini mi tanıyoruz? Böyle muşla, mışla biz cevap veremeyiz değerli dostlar. Doğru da değildir. Çünkü o insanın yani boşayan erkeğin haleti ruhiyesini neyi kastettiğini bilmemiz lazım. Kadın ne şekilde sorduğunu da bilmemiz lazım. Abi bu başımıza geldi. Ben sana anlatayım. Evet. Buna benzer bir konu. Ravza FM'de program yapıyoruz. Vatandaşın bir tanesi mesaj gönderdi. Aynı sana nasıl geliyor? Buraya geliyor nasıl? Gönderdi. Başımıza geldiği için anlatıyorum Özkan Bey. İyi dinle. Sana da geliyordur yukarıya. Hocaya sor diye sen de cevap veremiyorsun doğal olarak. Şimdi vatandaşın bir tanesi soru sordu. Diyor ki ben arkadaşımın adına bu soruyu soruyorum. Erkek soran kişi. Soru şu. Ben hanımıma, eşime, işte karıma, kadınıma ne diyorsanız ismine. Kim ne diyorsa kimse ismiyle hitap eder. Kimse evet. hatun der. Kimse bilmem ne der. Buna kızgınlık anımda ters bir hareket. Ya yapma dediğim halde yapıyor. Yapma arkadaş istemiyorum dediği halde yaptığı halde ben de seni boşadım. Ben de seni boşadım dedim. Ve bu hareketi bir kez daha yaparsan 3'ten 9'a 3 talakla boş olursun dedim. Şimdi onu daha sonra aradan 3-5 ay sonra 1 sene sonra tekrardan yaptı. Şimdi bu boş olur mu? Diye bir soru sordu. Evet. Biz de dedik ki doğal olarak da şimdi sen böyle bir şey söyledin. O kadın ne yapacak? Yapmayacak bunu. Evet. Yaparsa boş olur dedik. Ama işin aslı öyle değilmiş. Sonradan onlarca abi yüzlerce telefon geldi böyle bir şey olur mu diye. İşin aslı şuymuş. Evet kadına öyle bir şey söylemiş bu adam ama bunların adına aracı olan kişi bir şeyi unutmuş. Kadın o yapma denilen şeyi tamamını yapmamış. Dolayısıyla boş olmaz. Anladım. Şimdi ne oldu? Durup dururken aile faciasına ben neden olmuş oldum. Ama benimle bende sorun yok. Soran kişide sorun var. Şimdi burada da ver abicim şunu bir.
Aa, buyurun burada. Muş gelmiş gitmiş diyor bak. Arkadaşımın eşinden ayrıldı. Boşanmak isteyen kocası arkadaşımın yüzüne sadece bir her şey bitti demiş. Demiş. Neyi kastederek dedi. Onun için bu tip soruları, önemli soruları ne yapacağız? Kendimiz soracağız. Öyle kafaya göre vesaireye göre olmaz. Bir de şunu da söyleyeyim. Bizim Özkan Ağa sistemde bulunuyormuşsunuz arkadaşlar. Ben sizin babanızın oğlu değilim. Bir program akışı çerçevesi içerisinde yürüyoruz. Vaazımızı veriyoruz. Biz burayı bilgilendirmek için buradayız. Vaazımızı veriyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Burayı milyonlarca insan izliyor. Yüz binlerce insan bizlere mesaj gönderiyor. Ben bir kere hepsine yetiştirme olasılığım yok. Onu geçelim bir kere. Önceden atacaksınız. Bize cevaplayacağız. Şekil A'da olduğu gibi. Bir de sizler bizlere mesaj atarken öyle absürt, ahlaksızca mesela bir soru var. Ver bakayım abi şunu bir. Arkadaşım biri şöyle bir soru sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. İkinci evlilik mevzuunda gerekli şartlar dediniz. Bu şartlar nedir acaba? Bizi açar mısınız? Allah razı olsun. İyi de bu çok önemli bir şey değil ki. Ben niye açayım ki bunu? Mecbur muyum bunu açmaya? Kaç tane insan ikinci kez evlenmek istiyor? Çok bilgi almak istiyorsan git Diyanet'e başvur. Biz yüzeysel olarak ortaya koyarız. Genel bilgileri ortaya koyarız. Ama ince ayrıntılara biz girmeyiz. Çünkü ince ayrıntılar kişiye göre değişir. Benim bakış açım başka. Halit abi başka. Evet. Buranın sahibinin bakış açısı başka. Bizi izleyenlerin tane tane tek tek insanların bakış açısı farklı. Şimdi bunu bana soruyor. İkinci evliliğin şartları nelerdir diye. Arayın beni özelden cevaplayayım bunu. Ama burada bunu anlatmamın doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Aynı şekilde işte arkadaşım şöyle demişmiş. Gelmişmiş. Bunlarla ben cevap vermiyorum. Çünkü aile faciasının neden oluyoruz. Bunun da farkına varmış olduk. Evet, evet. Abi. Selamun aleyküm hocam. Ben Ankara'dan Feyzanur Taylan. Halit hocam demiş. Sizi ve Halit abimi çok seviyorum. Rabbim sizleri bağrımızdan eksik etmesin. Hayırlı programlar, şimdiden hayırlı bayramlar demiş. Sağ olun, var olun. Teşekkür mesajı. Hocam eşim 2004'ten bu yana depresyon ilacı kullanıyor. Bıraktığı zaman hastalanıyor. Bunun için ne yapmalıyım demiş. Bakın önemli. Evet. Kendisi bizzat soruyu sormuş. Kendisi. Bakın bu çok önemli. Şimdi buna biz detaylı bir şekilde ne yapabiliriz? Zamanımız yettiğince cevap verebiliriz. 2004'ten 2013, 9 sene. 9 senedir ne yapıyor? Depresyon ilacı alıyor. Ve bunu bırakmadığı zaman, bunu almadığı zaman da sıkıntıya giriyor, öyle mi abi? Evet abi. Kullanmadığı zaman ne oluyor? Bıraktığı zaman hastalanıyor diyor tekrar. Yeniden hastalığını yükseliyor, evet, diyor. Ne yapabiliriz? Değerli dostlar, en büyük psikoloji ilacı Kur'an-ı Kerim'dir. En büyük. Çünkü psikoloji ilaçlarının geneli ne yapıyor? Uyku yapıyor. Yani beyin hücrelerinin yavaş çalışmasına ve o hücrelerin yavaş hareket etmesini sağlıyor. Ve düşünebilme kabiliyetini azaltıyor. Azalttığı için de sizin korktuğunuz veya başınıza gelen bir mevzuyu ne yapmış oluyorsunuz? Değerli dostlar, ne yapmış oluyorsunuz? Bir kenara bırakmış oluyorsunuz. Unutuyorsunuz. Uyuduğunuz için unutuyorsunuz. Halbuki en büyük psikoloji kitabı olan Kur'an-ı Kerim ne yapıyor değerli dostlar? İnsanı düşünmeye sevk ediyor. Hata nerede? Onu buldurmaya çalışıyor. Hatanın önemini, hatanın nereden kaynaklandığını ve bataklığın kurutulması için Kur'an-ı Kerim surelerini ortaya koyuyor, ayetlerini ortaya koyuyor. Kim en büyük psikoloji kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e başvurursa o sıkıntısından kurtulur. Kim dualara başvurursa ondan kurtulur değerli dostlar. Sinirlenen, sinirli hastalığı olan, sinirlilik hastalığı olan, psikoloji sorunları olan, kendi kendine konuşan, evhamları olan, vesveseleri olan, hayatında herkesin içindeyken daralan, daralma vaziyeti olan, kalbi daralan, gönlü daralan, açık yerlerde oturduğu halde
kendi vücudunun sıkıldığını hisseden, beyin olarak, yapı olarak, beden olarak, aile olarak, psikolojik olarak sıkıntılar yaşayanların tamamı, birinci mesele Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'e başvurması, ikinci mesele ise dualara başvurmamız gerekir. Bununla birlikte insan psikolojisini düzeltmesi için ne yapması lazım? Allah'ı Azze ve Celle'yi zikretmesi lazım. Zikir neyle olur? Ve lezikrullahi ekber. En büyük zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır, Allah'ı anmaktır. İkincisi ibadetlerimizi yapmaktır. Biz namaz kılmıyorsak Allah'a nasıl yakınlaşacağız? Biz namaz kılmıyorsak psikolojimizi nasıl düzelteceğiz? Biz ibadetlerimizi yapmıyorsak bizim bu içimizdeki daralmayı psikolojik olarak sıkıntı yaşamak daralmak demektir. Evham yapmak demektir, vesvese demektir. Bunu nasıl atacağız? Bunlar hastalık olduğuna göre Allah'ın yardımıyla atacağız. Allah'ın yardımını kazanmak için ne yapmamız lazım? Bir, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e başvurmamız lazım. Zikir yapmamız lazım. Allah'ı anmamız lazım. İki, ibadetlerimizi, taatlarımızı yerine koymamız lazım. Çünkü son 4-5 dakikamız var. Acele edelim abi, evet. Hocam hayırlı günler. Kurban bayramından 1-2 gün önce oruç tutuluyor. Kurban bayramında da kurban etiyle orucumuzu açıyoruz diyorlar bazıları. Sabahtan kurban eti gelene kadar aç duruyorlar. Nedir bu, bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim. Oruç tutmak eftaldir, güzeldir, idealdir. Ama farz değildir, vacip değildir. Sünnet, tutmak isteyen tutabilir. Evet, kurban etiyle de açmak güzeldir, hoştur. Ama kurban eti akşam gelecek, ne olacak? Veya kendimiz kesemiyoruz, millet kesecek. Evine getirecek, ayıracak, gelecek diyelim akşam saat 5'te geldi. Ne olacak? 2 gün aç mı kalacağız? Evet. Onun için ne yapmak lazım? Akıllı ve mantıklı hareket etmek lazım. Ha, tutmak isteyenler tutabilirler, sıkıntı yok. Ama tutmak istemeyenlere niye tutmuyorsun diyemeyiz. Ne değildir? Farz değildir, vacip değildir, sünnettir. Tutmak isteyen tutabilir. Kurban etiyle açmak isteyen açabilir ama aç beklemek de doğru değildir dinen. Ne yapacağız? Normal akşam iftarımızı yapacağız. Bugün zaten akşama kadar oruç tuttuk. Değil mi abicim? Evet. Tutmadık mı? Evet. Tuttuk. Bayram günü tekrardan yani gece kalkıp bayram gününe niyetlenemez. Bayram günü oruç tutmak haramdır zaten. Evet. Yanlış mı? Doğrudur. Bayram günü haramdır değerli dostlar. Oruç tutamayız. Onun için bir gün önce Arefe günü tutarsanız iftarda ne yaparsınız? İftarınızı yaparsınız. Ertesi günde ne yaparsınız? Normal hayatınıza devam edeceksiniz. Çünkü bayram günü oruç tutmak haramdır. Evet abi. Hocam kabristanlık ziyaretlerini bayram günü de yapabilir miyiz? Arefe günü yapılıyor ama bayram günü de gitsek olur mu? Hiçbir sorun olmaz. Niye olmaz? Arefe günü de mezarlıklar ziyaret edilebilir. Bayram günü de edilebilir. Diğer günlerde de edilebilir. Yani mezarları devamlı ziyaret etmemiz lazım. Niye? Allah Resulü'nün buyurduğu gibi kabristanları ziyaret edin ki ibret alasınız. Bundan dolayı ibret almamız için öyle bir iki bayrama sıkıştırmamak gerekir. Devamlı gitmek gerekir. Ama hiç gidemeyenler varsa bayram gününde gidip onu insanlara da oraya ziyaret etmek makbuldür, güzeldir. Selamünaleyküm hocam. Eskiden babaannem derdi ki evladım Arefe gününde banyo yaparsanız o günkü yıkanılan sular sevaptır. Böyle bir şey var mı demiş. Arefe günü duş almak, yıkanmak zaten imanın bir evet. gereğidir. Temizlenmek imanın bir gereğidir. Arefe günü duş almak, temizlenmek, bayrama hazırlanmak sevaptır, güzeldir. Ha diğer günlere göre bakarsanız Arefe günü bayrama bir temizlik olduğu için daha güzel olur, daha sevap olur, daha ideal olur. Ama ne yapamayız? Yani Arefe günü illa yıkanacağız diye bir kayda kural yok. Cünüplük dışında. Evet. Bunu ortaya koyayım abi sonra evet. yanlış anlaşılmasın. Evet. Milletimiz biraz yanlış anlıyor beni de o açıdan. Bunun dışında Arefe günü yıkanırsak, bayrama temiz girersek güzel olur, sevap olur, ideal olur diyelim. Ahsen diyelim yani. Evet. Evet abi. Alalım bir son evet. sorunu da alalım. Kapatacağız. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam bayramda küs olan insanlar özellikle büyükler bazı küslükleri olduğu halde kabullenemiyorlar küçüklerine bayramlaşmamayı. Bunu nasıl bir açıklama getirirsiniz buna demiş. Ben onu
Daha önce de burada anlattım. İçinizdeki en hayırlı insan iki küstüren insanı barıştırandır. İki küstüren insanda kim önce hareket ederse o en hayırlı insandır. Allah Resulü böyle buyuruyor. Büyük küçük fark etmez yani. Dolayısıyla büyük küçüğü vesairesi yok bu işin. Hayırlı olacağız, yapacağız. Başka yolu yok. Evet değerli dostlar, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne dersin Özkan Bey? Kapatalım mı? Biraz daha devam edeyim mi? Diyor ki Özkan Bey, reklamlardan sonra ne diyeceksen de sana bir saat daha veririm ama reklama girmen lazım. Reklamlardan sonra biz yokuz burada. Onun için değerli dostlar, hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Allah Azze ve Celle İslam alemine, bütün ümmeti Muhammed'e ne yapsın? Bu bayramı hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah Azze ve Celle bu kurban bayramını bütün ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olmasını nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bu ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Kutlu ve mutlu olsun. Hayvanlara eziyet etmeyin. Günahtır. Zalim olmayın. Zalimlik yapmayın. Hayvanlara eziyet etmeyin. Bu uyarıyı da yaparak ne yapıyoruz? Hepinizi Yüce Yaradan'a emanet ediyoruz. Bayramın birinci günü burada olacağız. Dert etmeyin inşallah. Allah nasip ederse buradayız. Abi kendimi ne gibi görüyorum biliyor musun? Evet. Devlet memuru gibi. Böyle hani nöbetçi eczaneler var ya, nöbetçi doktorlar. Ben de nöbetçi hoca olarak yarın burada olacağım inşallah. Ne dersin Özkan Bey? Sen de nöbetçi yayın yönetmeni olarak. Aynen. TV 2000'in nöbetçisi çok şükür. Evet değerli dostlar. Hepinizi Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. Sürçülisan'da bulunduysak affola diyorum. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bizlere de dualarınızı unutmayın diyorum. Halit abi inşallah ilahisiyle veda edecek. Evet. Nasip olursa. Ben de şimdiden kardeşlerimizin bayramını mübarek olsun diyelim. Bayramda buradayız zaten. Olsun yok, şimdiden diyoruz. Baba gidip de gelmemek var. Onun dönüp için, de görmemek var. Yani kırmızı dönüp albümden de, ikinci eserle inşallah veda tamam, edeceğim. Tamam. Kırmızı yani albümden ikinci eserle inşallah evet. Veda ediyor Halit abi. Biz de ne yapıyoruz? Böylece bu programı bitirmiş oluyoruz. Evet. Selamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Bir hiçliğe gittim sana geliyorum. Bunca yıldır bir hiçliğe gittim sana geliyorum. Yeter artık bu dünyadan bıktım sana geliyorum. Yeter artık bu dünyadan bıktım sana geliyorum. Allah 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 Allah. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmete kini. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmete kini. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Allah 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 Allah. Durdum ve düşündüm hemin, baktım bu yol daha emin. Durdum ve düşündüm hemin, baktım bu yol daha emin. Hayır elmama
Ya Binyamin, ettim sana geliyorum. Hayrelama Ya Binyamin, ettim sana geliyorum. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Değdiyorsa durmam gayri dünya dursa. Aşk topmağı değdiyorsa durmam gayri dünya dursa. Dünden kalan neyim varsa sattım sana geliyorum. Dünden kalan neyim varsa sattım sana geliyorum. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah.